Merhaba tekrar. Aramızdan sonra QNB Finans Bank oturumuyla karşınızdayız. Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret Direktörü Sayın Rahşan Kavas şu an bizlerle. Rahşan Hanım hoş geldiniz. Söz sizde. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ben oturumun bu bölümünde QNB Finans Bank temsilen sizlerle bir aradayım. Öncelikle bu güzel Kasım gününde, tam doğum günümden 2 gün sonra 45 yaşımın bana vermiş olduğu bu orta yaş tescilline dayanarak sizlere hem biraz kendi kariyerimden hem de bir kadın yönetici olarak iş hayatında kendi yaşadıklarımdan, kendi bakış açımdan bahsetmek istiyorum. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Arman'ın da bahsetti. QNB Finans Bank'ta nakit yönetim ve dış ticaret direktörü olarak görev yapıyorum. Evliyim. 15 ve 10 yaşında 2 tane kız çocuğunun annesiyim. Hikayemi duymadan, ben size bu hikayeyi anlatmadan baktığınızda aslında biraz değişik gelebilecek bir CV'ye, bir kariyer haritasına sahibim. Ama ben şimdi sizlere anlattığımda aslında resim olarak da birbirine böyle tam uyan ve benim de her bir senesini yaşamaktan çok keyif aldığım bir kariyer haritam var. Öncelikle okulumla başlamak istiyorum. Ben 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Ve okulu bitirdikten sonra öncelikle yine İTÜ'de Sistem Analiz Master'ına başladım. Master sırasında aslında bir yandan da çalışma hayatına girmiş oldum. Aranızda matematik mühendisleri var mı bilmiyorum. Benim mezun olduğum dönemde matematik mühendisliği bir kısmımızın teknoloji tarafına yöneldiği, bir kısmımızın daha teorik ortamda kalmak için akademisyen olarak çalıştığımız, bazılarımızınsa bu biraz da işte mühendislik kabiliyetlerini kullanacağı uygulamalı matematik alanlarında çalıştığı bir bölüm. Ben kendi kişisel tercihlerim çerçevesinde tercihimi teknoloji tarafından kullandım ve öncelikle programcı olarak kariyerime başladım. İlk 2 işim toplamda 9 ay kadar sürdü. İlki bir proje grubuyla birlikte Deniz Kuvvetleri'ne yapılan önemli bir projeydi. Kısa sürdüğü için burada yer vermedim. Zaten ilk 6 ayında tamamen benim dışında olan sebeplerle devredilmesi gerekti. Sonra tekrar programcı olarak başka bir kurumda çalışmaya başlamıştım ki Garanti Teknoloji'den sistem analistliği teklifi aldım. Burada hemen bir parantez açmak istiyorum. Aslında bu sizlerin de iş hayatınız boyunca çok yaşayacağını, sizin için önemli olacağını düşündüğüm bir kavramı getiriyor. Sizin network'ünüz. Garanti Teknoloji'den bu iş teklifini almak benim üniversitedeki asistanlarımdan birinin aracılığıyla oldu. İş hayatınız boyunca mutlaka sizi iyi tanıyan, yeteneklerinizi bilen, sizlerin neler yapacağınızı güçlü bir şekilde takip edebilecek bir network'ünüzün olması, bu tip fırsatların çıkması konusunda size mutlaka yardım edecektir. Tabii gelen fırsatları değerlendirmek, cesaret etmek, adım atmak bu size kalmış bir şey. Parantezimi kapatayım. Dediğim gibi ben de Garanti Teknoloji'de sistem analiz olarak çalışmaya başladım. Bu benim için 15 yıl sürecek bir iş hayatı oldu. Aslında analist olarak çalışmak benim üniversite hayatım boyunca kendime koyduğum hedeflerden, yapmak istediğim şeylerden bir tanesiydi. Ve tabii ki böyle bir teklif geldiğinde ben de düşünmeden kabul ettim. Şimdi geriye dönüp baktığımda bütün bu 15 yıllık süre boyunca bankacılığın hemen hemen her alanına dokunan farklı noktalarda projeler gerçekleştirdim. Çok yoğun tempolu, çok yoğun çalıştım. İşte hafta içinde her akşam mesaiye kaldım. Her bayram tatilini bir proje geçişi için fırsat olarak gördüm. Aslında tempolu bir çalışma dönemiydi. Belki o gün ofluyup pufluyordum, belki bana zor gelen şeyler oluyordu. Ama orada yaptığım her proje, edindiğim her tecrübe beni bugün bu koltukta oturmama yardımcı olacak etkenlerden bir tanesi oldu. Peki madem bu kadar çok sevdiğim bir işi yapıyordun, ne oldu derseniz, aslında uzunca bir süre çalıştıktan sonra bu işin bana verdiği tatmin, benim ne yapmak istediğim, kendimi nerelerde geliştirmek istediğim ve nerelerde yeni işler tecrübe etmek istediğimi düşündüğümde şunu fark ettim. Ben uzunca bir süre işin mutfağında çok önemli ve çok büyük projelere ciddi katkılarda bulunan birisi olarak çalışıyordum ama bir adım daha geriye çekilmek, müşteriden fikrini çıktığı anda orada olabilmek, fikirle beraber ürünü geliştirebilmek, o gelişime eşlik edebilmek için bir adım geride olmayı, daha doğrusu bir adım önde olmayı bundan sonrası için, kendi kariyerim için tercih edeceğim bir yol olarak gördüm. Burada hayat biraz böyle aslında. Siz bir şeye karar verdiğiniz ve bir şey istediğiniz zaman mutlaka fırsatları sizin karşınıza çıkarıyor. Burada önemli olan kendi konfor alanınızdan çıkmaktan çekinmeden karşınıza gelen fırsatı değerlendirmek, o önünüzden geçen fırsat treninde ilgili vagona binip bir sonraki adım için ilerleyecek yolu
cesareti kendinizde bulabilmek. Benim için de öyle oldu. 2012 yılında QNB Finans Bank'ta, o zamanlar henüz Finans Bank'taydı, QNB grubuna da dahil olmamıştı. Nakit yönetim bölümünde ürün geliştirme yöneticisi olarak çalışmaya başladım. O zamanki yöneticimin bana söylediği cümleyi hiç unutmam. Madem sahaya inmek istedin, tamam işte şimdi bir piyade oldun, sahadasın, en ön safhadasın, istediğini yapabilirsin demişti. Gerçekten de öyle oldu. Nakit yönetimi bankacılıkta çok teknik bölümlerden bir tanesi. Bunun bana şöyle bir artısı oldu. Zaten bir teknoloji background'ına sahip olmak, orada bir tecrübeye sahip olmak, burada yapılan işler için bana çok büyük bir kolaylık sağladı. Zamanla nakit yönetiminin yanına dış ticaret geldi. Sonrasında ben sadece ürünleri geliştiren tarafta değil, bu ürünleri rafa koyan, hangi fiyattan, hangi müşterilere, hangi mecralarda satılmasını belirleyecek olan pazarlama ekibinin de yöneticisi oldum. Ve son 2 yıldır da aslında satıştan pazarlamaya, pazarlamadan ürün geliştirmeye tüm bölümün sorumlusu, bölüm direktörü olarak çalışmaktayım. Dediğim gibi baktığınızda bugün çalışan herhangi bir programcı, ben seni 20 sene sonra bir bankanın nakit yönetimi ve dış ticaret bölüm direktörü olarak görüyorum dediğinizde çok da böyle olası gelmeyecek. Ama aslında tüm zincirleriyle birbirine bağladığımızda çok da üzerine oturan bir hikayem var benim kariyer açısından. Size bu hikayeyi bu kadar detaylı anlatmamdaki sebep aslında iş hayatının bir sprint değil bir maraton olduğunu söyleyebilmek. Hatta bence bu engelli maraton. Bunun sporda bir karşılığı yok ama iş hayatı da tıpkı günlük hayatımız gibi inişlerle çıkışlarla dolu. Bir gün bir zorlukla karşılaşıyorsunuz, yarın bambaşka bir şey oluyor. Ama önemli olan sizin kendiniz için ne yapmak istiyorsanız o doğrultuda her zaman cesur adımlarla ilerleyecek gücü kendinizde bulmanız ve onun için ilerlemeniz. Şimdi düşünüyorum sizler üniversitenizin belki son sınıfındasınız, son sınıf olmak üzeresiniz. Uzak bir zaman gibi gözüküyor ama ben de mezun olduğumda nerede işe başlayacağım, ne yapacağım, acaba doğru işi yapabilecek miyim, kendi kariyerim için en doğru adımdan başlayabilecek miyim, doğru mu adımları atabilecek miyim endişelerim vardı ve o günkü düşüncelerim bugün bile kulağımda. Ama iş hayatı dediğiniz çok uzun bir yolculuk ve mutlaka istediğiniz yönde ilerlemek adına size fırsatlar çıkarabiliyor. Ama bunun için sizin sürekli kendinizi geliştirmeniz, işte ihtiyacınız olan donanımı edinmek için bu şeyleri, fırsatları kullanmanız gerekiyor. Bizler içinde bulunduğumuz şartlarla kısıtlıyız elbette. Bu bir bakış açısı. Diyebilirsiniz ki farklı dönemlerde farklı zorluklar yaşıyoruz. Ama unutmayın her dönem kendi fırsatlarını ve kendi avantajlarını birlikte getiriyor. Önemli olan bizlerin çok büyük bir potansiyele sahip, çok güçlü bir ülkede, çok güçlü fertler olarak çalışmakta olduğumuzu unutmamamız. Şu anda içinde bulunduğumuz dönem mesela kendi fırsatlarını getirdi. Daha öncesinde ulaşmakta zorluk çektiğiniz, belki yurt dışına gitmeniz gereken, paralı katılabileceğiniz eğitimler bir anda online'da önünüze serildi. Bakmak, incelemek istediğiniz her türlü kaynağa kolaylıkla ulaşabilir durumdasınız. Önemli olan bu adımları atabilerek, işte atarak kendi kariyer yolculuğunuzda bir adım daha ileriye gidebilmek. Ama tabii bu işin bir de bugünün özel konusu olan kadın olma tarafı var. Kadın yöneticiler diye baktığınızda bankacılık sektörü aslında şanslı sektörlerden bir tanesi. Genel olarak Türkiye bankacılık sektörünün %50'sinden fazlası kadın çalışanlardan oluşuyor. Ama her sektörde olduğu gibi bankacılık sektöründe de üst kademelere yükseldikçe kadın sayısının azaldığı da bir gerçek. Bunun farklı sebepleri var, farklı kalıplar var. Biz de bunu hem Türkiye'de hem de dünyada yapılan araştırmalar bazında incelediğimizde 3 farklı grupta toplandığını gördük. Sizler de zaten etrafınızdan, benim işte size anlatacaklarımdan benzer şeylerle, paternlerle karşılaştığımı göreceksiniz. Bir tanesi bireysel engeller. Kadınlar ev ve iş hayatı arasında çoklu rollerle görev aldıklarında aradaki dengeyi sağlamak konusunda aslında çok fazla sorumluluk yükleniyorlar. Çocuk sahibi olduğunuzda acaba çocuklarım için yeterli zamanı ayırabiliyor muyum? Onlara ayırmam gereken zamanı verebiliyor muyum? Düşüncesi bile sizin için üzerinizde büyük bir yük. O yüzden kadınların üstlendiği çoklu roller iş hayatında kadınlar için çok ciddi bir etki getiriyor. Sonrasında kişisel tercihler var ve algılar var.
birey olarak kadınların kendi şartlanmışlığı içinde yöneticilik için adaylık koruması erkeklerle kıyaslandığında aslında biraz daha geride gözüküyor. Kurumsal engeller diye baktığınızda çok benzer bir paterni orada da görebiliyoruz. Kurum politikaları, kadınlar için mentorların eksik olması, tıpkı kadınların bireysel olarak düşündüğü gibi yöneticilik fırsatında kadınların ilk akla gelen yöneticiler olmaması da kurumsal engeller altında gruplanıyor. Bunun yanında bir de toplumsal engeller var ki her toplumun kendi gelenek ve görenekleri içinde cinsiyet rolleri, ön yargıları, meslek ayrımlarına yönelik bir takım cinsiyetçi kalıpları var ki bunlar kadınların iş hayatında yönetici, özellikle yönetici seviyesinde ya da iş hayatında edindikleri yollar konusunda önlerine çıkan engeller. Ama yani sanki kadın olarak iş hayatına başladığınızda bir adım geride başlıyormuşsunuz gibi bir his oluyor. Ama düşündüğünüzde kadın olarak çalışmanın birçok artısı var. Kadınlar kendilerini geliştirmeye, çalışarak bir yere gelme konusunda çok daha hızlılar. Empatileri ve duygusal zekaları çok daha yüksek. Kadınların yönettiği iş kollarında güvenilir ekip çalışması için de adil çalışanlar olduğunu çok sıklıkla görüyoruz ve kadın yöneticilerin iş hayatında gittikçe daha fazla yer edinmeye çalıştığını, yer edindiğini de gözlemliyoruz. Benim burada söyleyeceğim, burada kadın erkek ayrımı yapmadan hepimizin bir görevi var. Hepimiz aslında cinsiyet eşitliği çerçevesinde eşit fırsatlarla çalışmak konusunda algıları yıkmak için birer temsilciyiz, birer görevliyiz. Bugün iş hayatında bizim çalıştığımız bölümlerde bu eşitliği sağlayan bizler yayıldıkça, çoğaldıkça aslında kadınlar için de daha eşitlikçi, daha fırsatlara açık bir ortam oluşmuş olacak. Peki QNB Finans Bank'ta durum nedir derseniz, ben bu konuda kendimi oldukça şanslı hissediyorum. Burada ekranda QNB Finans Bank olarak istatistiklerinizi de göreceksiniz. QNB Finans Bank'ta üst yönetim atamalarında objektif kriterlerle kadın ya da erkek olduğuna bakılmaksızın, aslında herhangi bir pozitif ya da negatif cinsiyet ayrımı yapılmaksızın başarıyı hedef alarak yönetici seçimleri yapılıyor. İşine en hakim olan kişi, kadın ya da erkek olsun, buna bakılmaksızın terfi ediyor. Bizim toplam çalışanlarımız içinde kadın çalışan sayısı oranımız %56, müdür ve üzeri yönetici kadın çalışan sayımız %37. Kadın çalışanların eğitim oranına baktığınızda çok yüksek bir oranla lisans ve lisans üstü eğitim olduğunu göreceksiniz. Çok güzel bir örnek, gurur verici bir konu olarak da 6 tane iştirakimizin 3'ü kadın genel müdürlerden oluşuyor. Burada beni mutlu eden gelişmelerden bir tanesi de QNB Finans Bank olarak hedef toplumsal cinsiyet eşitliği programına katılan 16 kurumdan biri olmamız ve tamamen cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalarda hem ülkemize hem sektörümüze katkı sağlayacak işler yapıyor olmamız. Her kurumun bir karakteristiği vardır. Bizim için bu nedir diye soracak olursanız aslında yenilikçi, fırsatlara açık, dinamik bir banka olmamızı söyleyebilirim. Tüm bunlara dayanarak aslında tüm bu gücü arkasına alarak her türlü kadın yönetici için, erkek yönetici için fırsat eşitliği anlamında güzel bir çalışma ortamı sunuyor. Ben burada sözlerimi özetleyecek olursam aslında genç kuşakların, burada genç diyorum, bana göre genç tabii ki, iş hayatına katılımının artması, yönetici rollerine geliyor olması aslında yöneticilik anlayışında da ciddi bir değişiklik getiriyor. Türkiye'de ve dünyada bu durum geçerli. Yeni nesil daha az hiyerarşi uygulayan, güçlü ilişkiler kuran, esnek, empati sahibi ve karar sürecine ekibini de dahil eden çalışanlar, yöneticilerle çalışmak istiyor. Buna imkan tanıyan yöneticilerle çalışmak istiyor. Biz de aslında QNB Finans Bank'ta tam olarak böyle bir ortam içinde açık fikirli, araştırmayı çalışan, araştırmayı seven ekiplerle böyle bir çalışma ortamı içinde çalışmayı teşvik ediyoruz. Bir sonraki son ekranda, sunumumun sonunda, bence iş hayatı için hepinize ipucu olacağını düşündüğüm maddeler var. Bunlara zaten konuşmamın içinde de değindim. Ama bunlardan hangisi senin için en önemlidir derseniz, bence cesur olarak her zaman bir adım ileri atacak cesareti kendinize bulmanız, kendinize inanmanız çok önemli. Çünkü aslında başarı bir tesadüf değil. Eğer emek sarf ederseniz,
o çalışırsanız mutlaka yaptığınız işlerin karşılığı size olumlu bir şekilde dönüyor. Burada iyi bir eğitim almış olmanız, kendinizi geliştirmeniz, güzel iletişim kurmanız, sonuç odaklı olmanız her biri iş hayatında size yardımcı oluyor. Önemli olan aslında uzun yıllar sürecek, sizin hayatınızın çok önemli bir bölümünü alacak olan iş hayatında dengeyi bularak, hem keyif alarak, hem öğrenerek, hem kendinize, hem çalıştığınız kuruma, hem de ülkenize katkıda bulunacak faydalı işler yapabilmek. Bugün için anlatacaklarım bu kadar. Eğer sorularınız varsa onları cevaplamak isterim. Beni ben yapan şey, beni bugünlere getiren şey diyebileceğiniz bir olay yaşadınız mı diye bir sorumuz var. Tek bir olaydan bahsetmek bence mümkün değil. Çünkü dediğim gibi zaten çok uzun bir dönemden bahsediyoruz. Bu genel olarak sizin kendinizi nereye konumlamak istediğiniz, nereye gitmek istediğiniz, enerjinizi nereye sarf ettiğiniz ve nasıl ilerleyeceğinizle ilgili bir şey. Ben de tüm bu size anlattığım yolculuk içinde aslında detaylarıyla anlattım. Böyle farklı yerlerden geçtim, farklı adımlar attım ama her seferinde hep bir adım geriye çekilmek, büyük resme bakmak, ben şimdi neredeyim, ne yapmak istiyorum, benim için iyi olan nedir diye düşünmek istedim açıkçası ve bu düşüncenin hep bana fayda sağladığını düşünüyorum. Çok güzel. Şimdi sorularımız gelmeye devam ediyor. Arkadaşlarımız arkada bizi iletiyorlar. Başarı yolculuğunuzda size saygı göstermeyen ve işinizi aşağı gören insanlarla karşılaştınız mı? Karşılaştıysanız tavrınız ne oldu? Çok böyle doğrudan hatırladım. Şu kişiden böyle bir tavır gördüğüm dediğim bir şey olmadı açıkçası. Ama sonuçta iş hayatında çok fazla sayıda insanla, çok fazla durumla karşılaşıyorsunuz. Ve insanlar o zaman içinde bulundukları şartlara dayanarak, bazen bilerek isteyerek, bazen bilmeden istemeden farklı davranışlar sergileyebiliyor. Ve siz istemediğiniz durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bence burada önemli olan başkasının sizin için böyle bir şeyde bulunması değil, yargıda bulunması değil, sizin kendi yaptığınız iş için ne hissetmeniz. Yani siz bir işi yaptığınızda o işi teslim ettikten sonra elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı düşünüyor musunuz? Mesela bir müşterinin sorusuna cevap verdiniz. Siz eğer o müşteri olsaydınız o cevabı almaktan tatmin olur muydunuz? Yaptığınız işi bir daha yapsanız yine aynı kalitede mi yapardınız? Yoksa en iyisini yaptım, koydum, elimden geleni yaptım diyor musunuz? Eğer siz bu sorulara bence iyi cevap verebiliyorsanız, başkasının ne dediği çok da o kadar önemli değil. Çünkü eninde sonunda doğru işler doğru yerleri buluyorlar. Çok güzel dediniz. Bir başka sorumuzla dinamik ve zorlu bir sektörde başarıyı sürdürebilmek için önerileriniz var mı? Bence kendini geliştirmek her zaman en önemli konu. Dediğim gibi çok fazla kaynak var. Şimdi ben kendimden örnek verecek olursam, işte hayatımın çeşitli dönemlerinde ihtiyaç duyduğum farklı konular için farklı destekler aldım. İlk başta konuşmamın başında belirtmiştim, sistem analiz yaptım. Çünkü o dönem yaptığım iş için bu bana fayda sağlayacaktı. Ama sonra bankacılık tarafında yöneticiliğe başladığımda Executive MBA'mi tamamladım. Bugün nakit yönetim ve dış ticaret sorumlusu olarak takip ettiğim çok farklı alanlar var. İşte dijitalleşmeden tutun, dış ticaretteki, ihracattaki payımıza, trendlerimize, dünyada ne olup bittiğine, marketing alanında yeni teknolojilerin, yeni akımların neler olduğuna kadar çok çok farklı alanları takip ediyorum ve bunlardan besleniyorum. Aslında bunları sadece ben de yapmıyorum yönetici olarak. Ekibim içindeki bütün arkadaşlarımın bakış açısı bu. Yeni ne oluyor? Ne değişiyor? Çünkü çok hızlı değişen bir dünyadayız ve bu değişime biz nasıl ayak uyduracağız? Bir adım ileriye geçmek, bir sonraki adımda başarılı olabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Bu konulara sürekli kafa yoruyoruz açıkçası. Bunun için de etrafı takip etmeniz, bunu kendinize nasıl uygulayacağınızı bakmanız ve değerlendirmeniz gerekiyor. Yaptığınız takdirde de zaten onu yakalıyor oluyorsunuz. İş hayatında iletişim becerilerimizi geliştirmek için ne yapmalıyız diye bir sorumuz var. Ya bu benim için çok önemli bir konu. Çok da söylüyorum. Şimdi bunda da 45 yaş şeyime sığınayım lütfen. Ya gerçekten kitap okumamız gerekiyor. Çünkü kitap okuyan ve okumayan insanların iletişiminin farkını o kadar net görebiliyorsunuz ki kendisini sözlü ve yazılı olarak anlatmak bir insan için çok önemli. Ve bu
şeyi, yeteneği diyeyim, en iyi şekilde sergileyebilmek için bence en önemli konulardan bir tanesi kitap okumak. Ne kadar çok okursanız, dünyanızı ne kadar, bakış açınızı ne kadar genişletirseniz bu size iletişim becerisi olarak mutlaka dönüyor. Lütfen bunu bir abla tavsiyesi olarak alsınlar. Herkesin okumayı sevdiği bir konu, bir alan vardır mutlaka. Bol bol kitap okusunlar. Tamam, çok güzel bir tavsiye. Bu arada 2 gün önce doğum günüm dediniz. Ben orada mikrofon açıp söylemek istemedim. Doğum gününüz kutlu olsun. Nice mutlu, sağlıklı yıllar dileriz. Şimdi Çok bir soru teşekkürler. daha ileteceğim. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ama yapmak zorunda olduğunuz bir olayla karşılaştınız mı? Yani iş içinde, iş hayatı, işle ilgili konular diye düşünüyorsanız, fikir ayrılığında olduğum konular oldu zaman zaman. Her zaman kendi fikrimi söyledim. Hiçbir zaman bundan çekinmedim. Ama sonuçta fikirler çatışırlar, yarışırlar. En sonunda bir şekilde nihayete ermesi, bir karar alınması ve yola devam edilmesi gerekir. O yüzden evet benim de farklı fikirde olduğum ama karşı tarafın fikrini kabullenip devam etmem gereken durumlar oldu. Ama onun dışında ben kendim bir işi yapıyorken yanlış olduğunu bile bile yaptığım hiçbir iş olmadı açıkçası. Bu benim de arkadaşlarımla konuşurken çok kullandığım bir şeydir. Bazen bir şey sorarız, bunu nasıl yapmak gerekir diye ve birden fazla cevabı olur. Hep deriz ki kendi kendimize, düşünelim doğru olan hangisi, doğru olan neyse onu yapalım diye. Bazen doğru olan şey sizin için daha uzun zaman gerektirir, daha fazla efor gerektirir ya da maliyeti daha yüksek olabilir. Ama her zaman doğru olanı yapmak sonrası için sizi de rahatlatır. Tamamdır. Bir de işe alım sürecinde rakiplerimden öne nasıl çıkabilirim diye bir sorumuz var. En çok merak edilen sorulardan biridir bu da. Ben kendim neye dikkat ettiğimi söyleyeyim. Sonuçta yeni mezun bir arkadaş için iş tecrübesinden ya da daha önceki tecrübelerinden bahsetmek ya da bize tecrübelerini anlat demek bence de komik. O yüzden hani bunun sorulduğunda karşı tarafta da çok fazla tepki uyandırdığını ben de biliyorum, görüyorum. Benim dikkat ettiğim şey aslında konuştuğum kişinin enerjisi. Onun bana birlikte çalıştığımızda, bir takım arkadaşı olduğumuzda kendisine verilen sorumluluğu yerine getirmek için gereken özeni gösterip göstermeyeceği, pozitif bir iletişim içinde olup olmayacağı ve sorumluluk almaktan kaçınıp kaçınmayacağı ile ilgili enerjisini görmek ve duymak istiyorum açıkçası. Çünkü ekip olmak çok önemli. Ekipte bir kişi görevini tam olarak yerine getirmediği zaman mutlaka bir başkasının onun işini yapması gerekiyor. Bir başkasının onun yerine destek olması gerekiyor. Onun yerine çok güçlü üyelerden, çok güçlü fertlerden oluşan takımlar çok daha kolay başarılı olabiliyorlar ve birbirlerine başarıyı getiriyorlar. Öyle olduğu için karşılarındakine mutlaka enerjilerini, o işi yapmak için ne kadar istekli olduklarını, o takıma girdiklerinde başarılı olmak için ellerinden geleni ne kadar büyük bir çabayla yapacaklarını hissettirmeleri gerekiyor. Onun dışında her şey öğrenilir. Zaten zamanla tecrübe edilir. Hiç bilmediğiniz bir iş olabilir. Girersiniz ve öğrenirsiniz. Önemli olan sizin buna açık olmanız. Çok güzel dediniz. Umarım soruyu soran kişi ve sorunun cevabını merak edenlere yeterli bir cevap olmuştur. Bir yeni sorumuz da, ticaret dendiğinde bir şeyler alıp satmak akla geliyor. Bir bankada dış ticaret nasıl yapılıyor? Bankadaki dış ticaret nedir? Bizler biliyorsunuz bankalar olarak ticaretin içinde firmalara ya da müşterilerimize, bireylere diyeyim, ihtiyaç duydukları hizmetleri ve servisleri veriyoruz. Dış ticaret dediğinizde de aslında bu işini yurt dışı bacağıyla yapan, yani yurt dışından bir mal alan ya da yurt dışında bir mal satan kişinin dış ticaret işlemlerine aracılık ediyoruz. Siz bir dış ticaret işlemi yapmak istediğiniz zaman, mesela bir malı ithal etmek istediğiniz zaman doğal olarak onunla ilgili ödemeyi karşı tarafa yapmanız ya da yapacağınıza dair bir takım belgeleri ona iletmeniz gerekiyor. Bankalar buradaki aradaki güven kurumları, kişiler bankalar aracılığıyla bu işlemleri gerçekleştiriyorlar ve bankalar sayesinde karşılıklı taraflar birbirleriyle iletişim kurmuş ve o ticareti yapmak üzere yaptıkları işte diyeyim sözleşmenin şeylerini, gerekliliklerini yerine getirmiş oluyorlar. Yani biz bir banka olarak dış ticaret yapmıyoruz ama dış ticaret yapan firmaların işlemlerini yapması için gereken ortamı sağlıyoruz. Yani bir banka olmadan nasıl para transferi yapamayacaksanız yurt içinde, tıpkı dış ticarette bunun yurt dışı bacağı olarak düşünebilirsiniz.
Çok sanırım ileride konuşmacı olmak isteyen birinden bir soru geldi. Bir gün bizim gibi öğrencilere kariyer tavsiyesi vereceğinizi düşünür müydünüz? Demiş arkadaşımız. Ben bunu kariyer tavsiyesi olarak düşünmedim öncelikle. Onu bir belirteyim. Ben kendi kariyerimden bir kesit aktarmak istedim. Ben bunları yaşadım. Bugün çok başarılı başka kadın yöneticiler de kendi hikayelerini anlattılar. Bir kısmını ben de dinledim. Herkesin farklı bir hikayesi, herkesin farklı bir yolu var açıkçası. Ama ben ilham almaya çok inanıyorum. Benim de böyle takip ettiğim, yaptığı işlerden ilham aldığım, başarısından gurur duyduğum ve onun o başarısını gördüğümde evet bunu ben de yapabilirim, ben de kendimde bu gücü bulmalıyım dediğim insanlar var. Aslında bu konuşmayı biraz öyle almalarını çok isterim. Ben sonuçta kendi hikayemi anlattım. Bir yerden bir yere giderken neler yaşadım, neler yaptım. Onlara eğer bir nebze ilham verebildiysem, evet ben de böyle bir şey yapabilirim, ben de bu yoldan gidebilirim ya da benim yolumun içinde bu önemli olur dedirtebildiysem benim için çok mutluluk verici bir şey. Bunu çok küçük bir ekleme daha yapmak istiyorum. Zaman çok acımasız. Yani bir gün aslında ben de tıpkı bugün bizi dinleyen arkadaşlar gibi işte üniversite sıralarında sabah annesi tarafından uyandırılan birisiyken şimdi size anlattığım gibi iki tane kız annesiyim. Onlara diyorum montunu giy, üşürsün. Ödevini yaptın mı, bunu tamamladın mı? Ama inanın bu süreç çok böyle size fark ettirilmeden oluyor. Bir anda bakıyorsunuz masanın karşı tarafına geçmişsiniz. Nasıl oldu? Ben nasıl buraya geldim diyorsunuz. Çok zaman hani dediğim gibi size siz fark etmeden oraya taşımış oluyor. Eminim bugün burada bizi dinleyen arkadaşlar da yöneticiler olacaklar, startuplar kuracaklar, unicornlar sahibi olacaklar, belki bazıları politikada bir yerlere gelecek, bizi yönetenler olacaklar. Önemli olan bugünlerden işte kendilerinde o enerjiyi bularak sürekli adımları atarak ilerlemeleri. Rahşan Hanım, bir sorumuz daha var. İş dünyasına girmeden önce en mutlu olacağımız departmanı nasıl seçebiliriz? Sizin için en uygun departmanı nasıl seçtiniz? Bu böyle çok önceden yani kişilerin eğilimleri var. İnsanların yapmayı sevdikleri ya da yapmaktan hoşlandıkları davranış biçimleri var. Mesela bir süreç gelişimi yapmak benim için her zaman hoşlandığım, kendi düşüncelerimi de yönlendirirken süreçler gibi düşünmek bende hoşlandığımı düşündüğüm bir alandı. Öyle olduğu için sistem analistliğin benim için uygun bir iş olduğunu düşünmüştüm açıkçası. Ve bunun da karşılığı olduğunu gördüm. Ama ona bakarsanız ortaokula giderken elim aklı yüze edip avukat olmayı istiyordum. Kesinlikle olacak bir şey değildi. Yani aslında sizin biraz deneye yanıla bunu görebilirsiniz. Bir yerden başlarsınız, bir işi yaparsınız. Baktınız sizinle hiç örtüşmüyor. Çünkü mutlaka öne çıkan bir takım yetenekleriniz ve yapmaktan hoşlandığınız şeyler var. Evet herkes her işi yapabilir ama yetenekleriniz doğrultusunda işlere girerseniz orada başarılı olmanız ve mutlu olmanız daha kolay. Biraz sizi neyi mutlu ettiğine bakmanız gerekiyor. Yeteneklerinizin hangi alanda olduğuna bakmanız gerekiyor. Mesela sayılardan çok hoşlanıyorsanız gidip de içinde hiç sayı olmayan bambaşka bir bölümde çalışmak sizi mutlu etmeyecektir. Biraz neden hoşlandığınıza neyi yapmak istediğinize dair kendinizi dinlerseniz bir doğru yeri bulacaklarından eminim. Ve tabii ki bu şey değil, şart değil. İlk girdiğiniz yerde 50 sene çalışmanız, 30 sene çalışmanız gerekmiyor. Baktınız olmadı, değiştirirsiniz. Kendinize uygun olacak başka bir yere adım atabilirsiniz. Rahşan Hanım, bugün bizlerle beraber olup bize vakit ayırdığınız için, tecrübe aktarımı yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Oldukça ilham verici bir oturum oldu. Çok sağ olun bizlerle olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere, iyi günler. Rahşan Hanım'a tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz. Katıldığınız için teşekkür ederiz.